kıymamı tasımın içine alıyorum. Onun dışında güzel Antakya'dan getirdiğim salçam var. Biber salçası kullanıyorum. 3-4 diş sarımsak. İyice eziyorum. Daha sonra havanımın içine koyacağım. Orada da ezeceğim. Ama önce küçük parçalara bölüyorum. Bunlar burada kalsın çünkü içine başka şeyler de koyacağım. Şimdi nanenin yaprakları var, sapları var. Yapraklarını alıyorum, ince ince doğruyorum. Onu direkt içine atacağım. Ama sapları, esas lezzetli olan, lezzetini veren saplarını sarımsakla beraber şöyle ince ince onları da bölelim, ezelim. Aynı şekilde maydanozda da aynı işlemi uygulayacağım. Şöyle saplarını keseyim, sapları içinde ezeceğim. Yapraklardan bir kısmını. Gelin şöyle güzelce hepsini ezelim. Amacımız burada yağını, içindeki özü çıkarmak. İçine birazcık tuz, karabiber de koyalım. Hem karışımın hem de dövdüğümüz karışımın. Gelin bunu içine atalım. Biraz biber koyacağım. İnce ince doğruyorum, çok ince. Bunları birazcık daha doğrayacağım. İsterseniz elimizle de güzelce yoğuralım. Biraz sonra baharatını da vereceğiz. Biraz kimyon koyacağız. Birazcık biber atacağım içine. Kırmızı biber. Gelin baharatını da ekleyelim. Kimyon atıyorum. Ve toz biber atıyorum. İçine pul biber seviyorsanız bir parça da ondan ekleyebilirsiniz. Bir parça da nar ekşisi ilave edeceğim. Şöyle güzel bir ekşilik katsın diye. Dedi ki amacımız birazcık şu eti sulandırmak ki piştiğinde sulu sulu olsun. Dışı kıtır, içi sulu sulu olsun. Şöyle etimi alıp koyabilirim. Tahmin ediyorum bir porsiyon için bunu ikiye bölmem gerekecek. Yaklaşık 200 gramlık toplar yapıyorum. Şimdi bu biberi alıyorum, ikiye kesiyorum. Bunları biraz sonra pişirirken o kağıdın içine yerleştireceğim. Birazcık da domates alıyorum, onları da keseyim. Bütün hazırlığımı bitireyim. Fırınımı bu arada 200 dereceye getirdim. Kağıtlarımı alayım. Yağlı kağıtları. İsterseniz elinizle koyabilirsiniz, isterseniz böyle bir halka içine de koyabilirsiniz, yerleştirebilirsiniz. Daha güzel şekil alsın diye. Şöyle alıyorum, birazcık daha yatırıyorum. Bence işin sırrı burada bir santimden fazla kalın olmaması. Eğer daha fazla kalın yaparsanız dışını pişirmek için, o pişmişliğe getirmek için kurutmaya başlıyorsunuz. Bence bunun püf noktası bu bir santimi geçmemesi. Kenarlarında çatlaklar varsa onları kapatın. O çatlaklar büyüyecek çünkü pişince. Tıpkı falafel yapar gibi. Üzerine şimdi sulu kalsın diyoruz ya. Şöyle iki parça domatesimizi yerleştirelim. Biberimizi de yerleştirelim. Bunu kenara alalım. Tepsimi alıyorum. Aynı paket yapar gibi. Önce her iki taraftan sıkıştırıyorum. Neden kağıtta pişiriyoruz? Direkt o kuru havayı, fırının içindeki kuru havayı almıyor. Yani et kendi suyunun buharıyla pişiyor. İçindeki domatesle, biberle, bunların suyuyla beraber pişiyor. Şöyle yerleştireyim. İkisi de hazır. Gelin fırına atalım. Fırının dediğim gibi 200 derecede.
bir 12 dakika kadar fırına atacağım. Çok fazla da fırında bekletmeyin. Aksi halde kuruyacak. Bakalım fırından neler çıkacak. Fırından mis gibi kokular geliyor. Gelin isterseniz bir bakalım. Sürede dolmak üzere. Tabağımı da alayım. Şöyle suyuyla beraber. Biberimizi tekrar üzerine yerleştirelim. Gerçekten lezzet bombardımanı. Hepinize afiyet olsun.